bölümünden başlayalım dilerseniz. Teknik direktör arıyor Fenerbahçe. Hakikaten her gün yeni bir isim duyuyoruz. Favre iddiası şu ara biraz gündemde. İşte İtalyan basınında yine Pirlo iddiaları vardı. Ama onun çok da gerçekçi olmadığını aslında vurguladı biraz Selim. Ne dersiniz Lucien Favre için? Hocam var mı? Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe artık tecrübeli bir teknik direktör alır yani. Erol ve Emre'den sonra bu kesin yani. Bir daha öyle bir şey yapmazlar yani. Yani ya, Allame Cihan olsa bir genç antrenör teknik direktör almaz Fenerbahçe. Ama isimler var. Ya ne bileyim, ya benim bir tane isim biliyorum ben. Bildiğim teknik bir adam var. Onun haricinde de adamların bir de iki tane pardon. Chelsea'nin hocası söylemiştim zaten şampiyonu olmadan evvel de. Van Gaal'i biliyorum. Yani teknik adamlığını biliyorum. Hı hı. Geri kalanlarında ya tabii şeyi falan Mourinho şu bu falan filan hariç de bu üst düzey antrenörler. Öbürleri ne yaptığını falan ne ettiğini bilmiyorum. Hı hı. Şeyi seyretmem lazım. Yani adamların maçını seyretmem. Bak Porto'nun teknik adamı kim bilmiyorum mesela. İsmini de bilmem. İzlediğim zaman maçı, şimdi birazdan milli takıma geldiğim zaman söyleyeceğim bazı şeyleri ne yapması gerekiyordu bizim milli takımın. Hı hı. Mesela adam güzel şeyler yapıyor. Mesela Hırvatistan'ın milli takımının Dünya Kupası'ndaki hı-hı teknik direktörü. Onun da ismini bilmiyorum mesela. Bildiğim 2-3 tane böyle teknik direktör var. Dortmund'daydı Favre'da. Dortmund'daydı. Öyle mi? Evet. Neyse. Ya işte maçlarını maçlarını izlediğim, beğendiğim yani oyun anlayışını. Mesela geçen gün şeye gittim. Bağcılar Spor maçına gittim. Ali Beyköy'le. Bağcılar'ın antrenörü vardı. Murat Şahin dedim. Ya dedim bu senin antrenörün çok iyi. Bir iki eksi var ama müthiş dedim ya. Ha, şey yani konu hı-hı açılmışken hani futbolculardan da bahsediyoruz hı hı ya, bir 3 numara 18 numara var. Kesin dedim Rıza bunları alsın dedim, oynatabilir Sivas Spor'da. Hani diyor ya altyapıdan adamlar, bak Bağcılar Spor nereden nereye. Ama antrenörünü şimdi diyecekler ki ya delirdi galiba hoca. Fenerbahçe'ye tavsiye etmiyorum tabii ama iyi şeyler yapıyor çocuk. Onun için maçlarını seyrettim, tamam mı? Böyle işte bu antrenör hakikaten iyi bir antrenör diyebileceğim 2-3 kişi var aklımda olan. Yine böyle o gözle maç seyredersen mesela tavsiye ederim ama şu anda Fenerbahçe'ye söyleyeceğim. O 3 tane adam var işte. Zaten birisi değil. Hı hı. Ama Van Gaal boşta herhalde. Mesela onun şeyini beğeniyorum. Oyun anlayışını falan. Herhalde bilmiyorum alırlar mı almazlar mı. Orada da bir şey var. Bizde şeyli antrenör yaramıyor. Ne o? Hollandalı antrenör yaramıyor. Hiddink geldi. Kim geldi? Birisi daha geldi falan filan. Advokat geldi. Ondan sonra... Onlar yaramıyor. Böyle bir de kafada da bir şey var. Bir düşünce var. Artık ne yapacaklar bilmiyorum. Hayırlısı olsun. En sonunda beni alsınlar diyeceğim ama Ali Koç'a buradan en iyisi benim. Peki Mehmet Ayhan. Ne yazıyor bizim alt yazıda ne yazıyor? İtalya basınından Favre iddiası Fenerbahçe için. Alttan İsviçreli teknik adamın maaş ve kadro bütçesi için ciddi talepleri var. 10 gün önce Ali Koç ne dedi? Ne dedi? Ya Almanya Portekiz dedi değil mi? Evet. Yani şey, ya Aykut Kocaman'ı alacağım, ya kim diyelim, Ersun Yanal'ı alacağım. Değil mi? Bu o demek yani. Yani ya Aykut Kocaman oyun modelini, hı hı, ya Ersun Yanal oyun modelini alacağım. Demek ki biz bir futbolla ilişkili Alman ve Portekiz... Yani belki Almanya'da çalıştığı için Favre acaba hani... Ama öyle oradan oralı, yakalanır buralı, mı ucundan? Oralı buralı falan diye. Şunu atmaya çalışıyorum. Aykut Hoca versin, hocaya özellikle örnek verdim. Hı hı. İki tane başka ekolü biz aynı potayı içine koyup ya onu alacağız ya onu alacağız diyemeyiz. Bizim bir modelimiz olur. Benzer ülke modellerinden alırız. Şimdi Alman ya da Portekiz ikisinden birini alacağız demek bir kere bir futbol aklı karışıklığını gösterir ki bu doğru bir şey değildir. Dolayısıyla Fenerbahçe, bir kere ben bu konu ne zaman açılırsa aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Emre Belözoğlu'ya yola devam etmeli idi. Şimdi bana diyorlar ki Emre Belözoğlu'nun nesi var? Şusu var. Emre Belözoğlu'ya yola devam ettiğin zaman Favre ya da başka bir hoca, kimi getirirsen getir, bir 10 milyon euro ile başlayacaksın kendisi, ekibi ve minimum aldırmaya çalışacağı, haklı olarak aldırmaya çalışacağı iki tane adam. Bir 100 milyon lira yazalım oraya. Bir de 100 milyonlarla ifade edilen Bankalar Birliği borcunu geriye ödemek gibi bir zorunluluğu söz konusu. Her kulübümüz için bu geçerli. Dolayısıyla ben Emre Belözoğlu'ya yola devam ederdim. Ama edilmiyorsa an itibariyle bir türlü konuşulan güzel, bir dolu konuşulan güzel, hı hı, hoca ismi var. Eyvallah. Fenerbahçe hepsi de yakışır. Başımızın tacı olur. Pirlo da gelse bir de Türkiye'de sorarız. O taktik tahtasına ne yazılıyor, nasıl oluyor, hocalık neymiş
büyük takımlarda hocalık nasılmış, öyle 6 ayda nereye gidiyormuşun sorularını İtalyanca bilmiyorum ama Türkçe olarak sorarım. Evet, bir şey söyleyeceğim ya. Samata'yı kim aldı? 6 geçen milyon transferlerin hepsi Emre Belezoğlu'na yazar abi. 6 milyon euro. Devam edelim. Fark etmez, öbürü de gelir. O daha iyi, belki de oynayan adam alır. 10 verir ama oynayan adam alır. Sen 6 milyon borca bir 100 lira daha yazarız. Fark etmiyor. Çöpe attın ama. Bir tanesini çöpe attın. 100 lira daha yazarız borca. 6 milyon bu sene için vereceksin. Bir de çöpe attın bak, diyorum ki sana, ben 10 milyon veririm, oynayan adamı alırım. Abi 13 Haziran'dayız. Onu düşünmez yani. Hadi ama yani 13 Haziran'dayız hadi. Bu lig 12 Mayıs'ta bit, 11 Mayıs'ta pardon 15 Mayıs'ta bitti bu lig. Bir ay oldu. Anlaşılan o ki, çok net görüyorum ki sevgili Ali Koç Başkan özellikle Sivas maçını kafasına yazmış. Hı. Ve oradan bir budama yapacak kesin. Bir tane Emre Belezoğlu gitti. Budamalar gelecek. Orada eğer ben kararımı geleceksen Emre Belezoğlu'da diye olaya devam etmeyecek diye verirsem Sivas maçı 11 Mayıs. 33 gün geçti. %100 katılıyorum sana. Bak Trabzonspor'u örnek alalım. Adamlar tık 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 yaptı. Daha bırak onu, daha evvelden yapması lazım bunları, anlıyor musun? Çok güzel, doğru söylüyorsun ya. Bize yani yumurta kapıya gelmiş. Bak lafını unutma. Şimdi geçen burada konuşuyoruz. 19'unda Galatasaray'ın şeyi var, kongresi. Haftaya cumartesi. Ya arkadaş ama 20 gündür sen, 25 gündür ne yapıyorsun? Ya iki tane transfer yaptılar ya. Neyse bir şey söyleyeceğim ama. Bu kongreleri dedim ki ya niye 19 arkadaş? İşte dernekler kanunu. Değiştir kardeşim ya. Ya değiştir ne arkadaş, niye bir hafta sonra? Niye hani işte çoğunluk olmazsa? Ya iki güne koy. Ya bu şart mı arkadaş, ben delireceğim. Ya bu kanunlar, her şeyi değiştiriyorsun. Bunu da değiştir. Al de ki Mayıs'tan hemen iki gün sonra koy. Neymiş, pandemi var. Ya kardeşim pandemi var, maçlar oynanıyor. Yap sahada şeyde, ne der ona, açık havada yap. Stadyumda yap. Abi yani bu, beynim duracak. Benim bizim medyadaki arkadaşlarıma benim beynim abi duruyor. Abi medyadaki arkadaşa alakası yok. Abdurrahim Albayrak kendine uygun bir başkan arayışlarının sonucudur. Yok ya 19, 20 günden beri bak. Abi 29 Mayıs'ta yapılacak da kongre. Bir şey söyleyeyim. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Şimdi yapılacaktı da ondan sonra belli oldu Abdurrahim Albayrak. 20 gün niye bekleniyor ya? Bir şeyler var. Bir karar alındığı zaman kongre, ya bu kanun değişsin arkadaş. Çat ne? Ya hangi kanunlar değişmiyor? Delireceğim ya. Ya değiştir arkadaş. De ki kongre kararı aldım. Ertesi gün 2 gün sonra kongre yapılabilir. Yapılabilir. Yap. Kimse de beklemesin. Ayın 19'unda şey olacak. Ne o? Kongre olacak. Şimdi transfer yapılıyor. Başka bir... Ya belki gelen antrenör istemeyecek orada onları. Orada abi Galatasaray'la ilgili başka bir detay daha var. Metin Öztürk ve Burak Elmas dışında kalan 3 aday Fatih Terim'le yola devam etmeyeceklerini bize 3 aşağı 5 yukarı hissettiriyorlar. Dolayısıyla eğer Metin Bey ya da Burak Bey kazanamazsa Galatasaray'ın o hoca bulma konusundaki gecikme mi, süreç mi ne dersen Allah de Allah selamet versin. Temmuz başını bulacak.